Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda size ekstra Siege'lerde, kuşatmalarda, klan savaşlarında bir numaralı aslında yardımcı olan şeylerden yani artillerilerden bahsedeceğiz. Artilleriler nereden, nasıl elde edilir, nasıl kullanılır kısmını başka bir videoda anlatmak üzere. Şu an sahip olmanız gereken artillerileri ve bunların güçlerinden birazcık bahsedeceğim kısa olmak üzere. Öncelikle artilerilere aslında e, alabileceğiniz, temin edebileceğiniz birçok yer var. Mesela öncelikli olarak bu gördüğünüz gibi Siege Engineer yani kuşatma mühendisimiz var bizim map'te. Bunu zaten tab'dan da bulabilirsiniz. Other traces kısmında Siege Engineer yani kuşatma mühendisimiz var. Buna ben gelip F'ye bastığımda bana iki tane seçenek sunuyor. Birincisi artileri shop'u. Artileri shop'unda e, yeşil Artillerilere ulaşabiliyorum. Bunlar normalde size e, şeyden haftalık kutu verdiğinde L'den görev yaptığınızda e, artilleri kraftladığınızda size bir, birkaç kutu veriyor. Bu kutulardan çıkartabiliyorsunuz. Yani yeşilleri buradan almanıza gerek yok. Buradan temin etmenize gerek yok. Ama Siege Engineering'ın yani kuşatma mühendisinin en önemli özelliği buradan e, artilleri komponentlarınızı yani bileşenlerinizi değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an ...dört tane çeşit artileri yani yeşil, mavi, mor, decinleri hepsine buradan eşleyebiliyorum. Ne yapıyorum bunun için? Ee, artileri komponentlarımı kullanıyorum. Artileri komponentleri siege kuşatma herhangi bir savaşta kırdığınız zaman karşının artilerilerini oradan elde edebiliyorsunuz. Size komponent düşebiliyor oyun sonu. Bu komponentleri İnventorunuzu alıyorsunuz elinizde varsa sonra kuşatma mühendisine gelip değiş tokuş yapıyorsunuz. Mesela ben şu an bir tane yeşil kutu alabiliyorum bir tane mavi kutu alabiliyorum. Tanesi 5 çünkü bende 9 tane mesela yeşil var. Birer tane aldım. Bundan da bir tane aldım. Tamamdır. Şimdi bunları ne yapıyorum buradan açıyorum. Mesela bana bir tane yeşil cannon verdi bu. Mavi kutumu da hemen bulayım. Mavi kutum buraya geçmiş. Buradan da bir tane mavi hılaka verdi Yani e, oyun içinde siz artileri kırdığınızda aslında 5 tane komponent herhangi bir renkten elde ettikten sonra mesela 5 mavi elde ettim. Buradan bir tane mavi kutu alabiliyorum. Yani bedavaya size aslında çok güzel bir artileri vermiş oluyor. Birinci şeyimiz bu. İkinci e, artileri elde etme az önce bahsettiğim power yani ateş gücü sanırım bunun Türkçesi. Buradan mesela e, bir kutu al alabiliyorum. Birkaç kutu alabiliyorum. Üç tane kutu alabiliyorum. Bunların görevlerin özellikleri ne? Biri benden artileri craftlamamı istiyor. İkincisi 100 e, tane unit kesmemi istiyor. Birim kesmemi istiyor artileri kullanarak. Buna bu arada kullandığınız e, trevüşler de e, işe yarar. Yani G'den e, karşı tarafa attığınız e, trevüş de burada sayar 100 taneden. Bir de bende ne diyor? Deploy 5 artileri pieces diyor. Yani 5 tane artileri kur diyor. 5 tane artileri de kurarsam bana bir tane yeşil kutu veriyor. Yani 3 tane yeşil kutu alabiliyorum bu haftalık. Şimdi ikinci e, bu artileri nereden elde edelim kısmına geçelim. İkinci kısma gelirsek de buraya geçiyorum hemen. Burada gördüğünüz gibi artileri craftsman var. Yani buradan direkt artilerinizi craftlıyorsunuz. Siege Engineer'dan farklı olarak. Bu ilte artileri diyorum. Mesela ben ne yapabiliyorum? Bir tane yeşil cannon yapabiliyorum. Bunun için de size ee, materyal lazım. Materyal için ne yapıyorsunuz? Resource'dan, risk ee, topladığınız resource'lardan. Buradan Refinery Overseer var. Şöyle göstereyim. Refinery Overseer. Unit Armorer ve Artillery Craftsman bunlar hepsi e, Military Trades'tedir. Buradan bulabilirsiniz bunları. Refinery Overseer'a geliyorum. Buradan gerekli malzemeyi birleştiriyorum. Bu işlemi hallettikten sonra mesela buraya tekrar geliyorum. Adım adım gidelim. Ben Canon, yeşil Canon yapacağım. Bana ne lazım? 200 tane Corsicapper lazım. 50 tane bir tanesi için bir tanesini yapmak için yeşil Kenan'ın 50 tane raw iron lazım, 50 tane season wood lazım, 50 tane de raw stone lazım. Bana bir tanesi için bunlar lazım. Bende şu an hepsi var ama hiç olmadığını ya da eksik olduğunu düşünüyorsam buraya geliyorum. Buradan raw iron craftlıyorum. Şuraya 50 yazıyorum mesela. Sonra buraya geliyorum. 200 yazıyorum. Bunu craftlıyorum. Sonra buraya geliyorum. 50 yazıyorum gene. Sonra buraya buradan raf sunumu yapıyorum. Mesela hangisi varmış bende? Buradan bu varmış. 50 yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu da önemli bir şey aslında. Şurada 4 tane raf stone var değil mi? 4 tane season wood var. Bunun nedeni bu yeşil materyalleri craftlamak için siz 4 farklı tipteki, tipteki değil aslında 4 farklı çeşitteki rarity'deki re yani e, bulunma imkanın farklı renklerde sahip olan e, şeyleri, e, resource'ları yani kaynakları kullanarak bu materyalleri craftlayabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Oyunda 3-4 tane 4 çeşit renk vardır. İtemler için 3 tane olduğu gibi e, kaynaklar için de 4 tane vardır. Bunlardan birincisi beyazdır, ikincisi yeşildir, üçüncüsü mavidir, dördüncüsü epiktir yani mordur. Bu dördünü de ben kullanabilirim. Ama eğer ki moru kullanırsam benden mesela 300 istiyor. Bunu kullandığımda 350'ye çıkıyor bu. Mesela bunu kullanırsam 400'e çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bunu örneklediğimize göre bundan da bahsedelim. Moru ben mor e, ağaç kütüğünden daha az kullanarak seasoned food yani bunun materyalini elde edebiliyorum. Ama bu gördüğünüz gibi çok düşük miktarlar ve craftlayacağınız şey yeşilse aslında daha çok beyaz ve yeşil renkli şeyleri kullanmanız gerekli bu durumda. Daha mantıklı materyalleri, resourceları kullanmanız, kaynakları kullanmanız gerekli. Bunu bir sonraki videoda da konuşuruz eğer birazcık anlaşılması zor ise. Buradan materyalimi kraftladıktan sonra gerekli olan şeye geliyorum. craft kısmına geliyorum ve Start Crafting diyorum. Ve bekliyorum tabii ki yapmasını. Bu arada hani bu item gibi değildir. Mesela yeşil görüyorsanız buradan mavi çıkma olasılığı falan yok. Neyse ne yani yeşil için ayrı malzeme lazım. Mavi için ayrı malzeme lazım. Buradan mesela vagonunu ekledim dedi. Vagonumda benim cannon var. Ee, ne yapıyorum bunu? Geri inventörüme atıyorum. Eğer dışarı götürmeyeceksem, savaşa götürmeyeceksem. Yani ikinci e, artilleri elde etme yöntemi de budur. Buradan ben ne yapabiliyorum mesela ekstra? Bizim kalemizin, avar kılığının kalesinin özelliği olarak mavi grape shot elde edebiliyorum. Onun dışında maalesef mor ve legendaryler buradan craftlanmıyor. O nereden craftlanıyor? Mesela bizim kalemiz Fujian şu an. Atıyorum ben Tlow'a bakıyorum. Tlow'da ne varmış? Tlow'da ben Mor Hwaka e, ok fırlatıcısını craftlayabiliyormuşum. Yani eğer ki Tlow e, level atlarsa, gerekli level'a bu e, optimal Mor renkli Hwaka'yı açabilecek level'a gelirse şu an 5 6 olursa e, ben eğer ki e, Tlow'a giriş iznine sahipsem ben bu tuloya girip ee, bu artilleri craftlayabiliyorum. O yüzden de aslında birazcık e, alliance'ınızın ne kadar toprağı olduğu genel olarak e, 3 Ağustos'tan 3 hanedandan kurulan alliance'ın ne kadar toprağı olduğu bu konuda önemli ki siz de bir sürü çeşit artileri craftlayabilirsiniz. Ben mesela ben artillerimi craftladığım için haftalık görevim bitti. Buradan bir tane daha e, yeşil renkli kutu aldım. Buradan da bana mesela bir tane balista çıktı. Bu balistayı da direkt inventörüme yollamış. Ee, i̇kinci elde etme yöntemi bu. Yani bu şeyden şeye değişir. Ee, kaleden kaleye değişir. Ee, i̇stediğiniz artileri birazcık bulmanız lazım. Ve o toprağın size açık olması lazım. Mesela Zulong e, Valhalla klanına, Valhalla Alliance'ından Hungarian Hussars'a aitmiş. Buradan mesela ben mor renkli balista craftlayabiliyorum. Bu aynı şekilde artileri burada yaptığım gibi artileri craftsman'a gelerek. Bu ikinci yöntemimiz. Üçüncü yöntem olarak da V'ye bastığınızda kaynak marketine geldiğimde artileri ve siege engine var burada. Buradan ben istediğim renkte istediğim şeyi pazarda varsa alabiliyorum. Mesela ben epic hıvaka alacağım. Buraya ne yazıyorum? Hıvaka yazıyorum. Burada çıkıyor direkt. Buradan hıvakamı satın alıyorum. Yani buradan Hani craftlamaya gerek olmadan silver'ınızdan harcayarak istediğiniz renkte artileri satın alabilirsiniz. Mavi de alabilirsiniz. Yeşil de alabilirsiniz. Zaten kamın yok. Yeşil, mavi, mor ve legendary olmak üzere bütün artilerler burada pazarda bulursunuz. Oradan satın alabilirsiniz. Bunun dışında artileri başka elde etme yöntemi aslında kabaca yok. Yani 3 temel yöntem var. Tabi bu Ekstra birkaç yol da var ama bunlar hani çok önemli, daha çok kıyıda köşede kalmış şeyler. O yüzden bunlardan çok bahsetmeye gerek de yok. Yani siz mesela oturdunuz, savaşa gideceksiniz. Artileri lazım size. Bu üç yöntemi kullanarak daha çok artileri alabilirsiniz yanınıza. Hani o anda diğer yöntemler e, yardımcı olamaz size. E, bu üç tane dışında olan yöntemler. Hani o yüzden de bu videoda onlara girmeyeceğim ama başka e, küçük de olsa, farklı da olsa yöntemler var artıları elde etmek adına. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda kesinlikle bu şeyi anlatacağım. Resource'ları nasıl materyal haline getiririm ve bunları nasıl kullanırım? Bir sonraki videoda birazcık bundan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.